Evet, Türkiye Kadın Zirvesi bir gökkuşağı kadın. Kadının bütün ses renkleri burada. Sporcusu, kültür, sanat, sinema, iş dünyasının bütün etapları burada. Ve artı Anadolu'daki kadınlarımız burada. 112 sağlığımız burada. Hemşiremiz, doktorumuz burada. Hayata dokunan insanlar kadındır. Kadınlar olmasa gerçekten biz erkekler bir hiçiz. Bunu hepimiz biliyoruz. Biz dedik ki kız çocukları okusun, gelin olmasın. Kadına şiddet olmasın. Her türlü şiddet olmasın. Hayata karşı bir duruş olsun dedik. Ve bugünkü bu projeyi yaptık. Öncelikle çok büyük bir onurdur burada bulunmak, bunca başarılı kadın görmek. Biliyorsunuz erkek olarak sürekli aklımızda bu laf vardır. Her başarılı iş insanının, iş adamının arkasında çok büyük ve güçlü, başarılı bir iş kadını vardır diye. Ben gurur duyuyorum böyle bir gecede olduğum için. Çok güzel ve çok başarılı kadınların içinde bulunmak benim için çok büyük onur ve mutluluk. Çok mutluyum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Tüm kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle kadının olduğu her yerde, şirketlerimizin bütününde bizler de yanındayız. Kadın istihdam ve çalışan sayımızı gün geçtikçe yukarıya doğru çıkartıyoruz. Kadın bizim çok hassas bir noktamız olduğu için bugün bu anlamlı projenin bir parçası olmaya geldik bizler de. Kadın emektir, kadın güçtür, kadın nefestir, kadın her şeydir. Kadınlarımız bir gün değil, bir hafta değil, bir ömür boyu onlar bizim için başımızın tacı. Bütün dünya kadınları için tebrik ediyorum. Böyle bir güne sığdırdığımız için de ben üzülüyorum şahsen. Çünkü 365 gün kadınlar günü olması lazım. Öncelikle teşekkür ediyorum. Tüm kadınlar günümüzü ben de dahil olmak üzere kutluyorum. Bütün girişimci ve üretimci kadınların çoğalması dileğiyle diyorum ben. Yine çok özenli, anlamlı bir gece. Bu geceler duygulandırır beni Nedim Bey'in ama kadın olunca ayrıyeten bir duygulanırım. Her zamanki daim olan derin saygı ve engin sevgilerimle sizleri kucaklıyorum değerli hanımefendiler. Kadınlar önemli biliyorsunuz. Bütün insanlığı yetiştiren kadınlar. O yüzden çok kıymetliler. Bence bir günde bu kıymetli günü hatırlıyoruz ama her gün onların günü olmalı diye düşünüyorum. Ben de böyle güzel bir günde burada olmaktan ve ödül alacak olmaktan çok mutlu ve gurur duyuyorum. Ve bir kadın girişimci olarak, çalışan olarak da kendi ayaklarımızın üzerinde durduğumuz için çok mutluyum. Tüm bayanları kutluyorum başarılarını. Gerçekten çaba vermek lazım, bir emek. Ya nasıl bir çocuğu yetiştirirsiniz, şirketi yetiştirmek de onun kadar yorucudur en azından diye düşünüyorum. Çünkü bunlar tabii ki
afor sarf eden şeylerdir ve canı gönüllü yapmak gereken şeylerdir. Herkesi kutluyorum bu şekilde. Dünya kadınla kadın bakımı güzeldir diyoruz. Bizim sloganımız zaten. Keşke gönül ister ki sırf kadınlara bir gün olmasın. Her kadının ayakları üstünde durması taraftarı olan bir insanım. Her gelen yardımcı mutlaka okuyarak çıkıyor. Mutlaka bir görevde oluyor. Ya kadın annedir zaten. Yani kadın eğitilirse eğer topluma eğitilir diyorum. Ben de böyle gecelerin sık sık olmasını istiyorum. Özellikle kadına şiddetin vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Nedim Delibaş'a çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu ödülü tüm şehit anneler için alıyorum. Hayri, şehit Hayri Ayhan, Diyarbakır anne çıktı diyene kadar ilk zaman ben dizime vurdum. Ben anladım oğlumu bir daha göremeyeceğimi. Anne yüreği hissediyor. O yüzden 16 sene oldu. Sanki daha bugün toprağa vermişim gibi. Her kadının çalışmaya hakkı olduğunu, her kadının özgürlük ve demokratik haklarının olduğunu tekrar hatırlatan bir platformun içerisindeyiz. Umarım hani ilkini gerçekleştirdiğimiz bu platformla kadın dayanışmasını arttıracak şekilde ilerideki günlerde daha yeni projeleri de bir arada yapma fırsatı buluruz. Geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bilinçli ve duyarlı kadınlarımız toplumumuzun aydınlık yarınlarına ulaşabilmesi için önemli bizler için. Teşekkür ediyoruz hepsine. Çok önemli gerçekten. Tabii ki kadınların böyle işte Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hatırlanmaması gerekiyor. Yani sürekli bu konunun gündemde olması gerekiyor. Ama yine de böyle de olsa ülkemiz açısından ben çok önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Burada çok önemli kadınlar var. Tüm kadınlar kendi mesleklerini temsil etmek amacıyla bu gece burada toplandılar.